Evet, Büyük Punto'nun bir yeni bölümünden herkese merhaba. Konuğumuz bugün Mehmet Berk Yaltırık. Çok önemli bir yazar. Türkiye'de çok eksik olduğunu düşündüğüm konularda kitapları olan bir isim. Şu an karşımızda. Yaltırık, nasılsın? İyiyim hocam, sen nasılsın? Vallahi iyiyiz işte. Bu yeni normalleşmeye ayak uydurmaya çalışıyoruz. Sen yeni normalleşebildin mi? Ya ben hep dört duvar arasında olduğum için benim için çok değişen bir şey olmadı. Hep yazı başındayım. Evet, onu soracaktım. Bu pandemi süreci özellikle yazanlar için bir avantaja dönüştü mü? Ya arkadaşlarımdan gördüğüm kadarıyla hiç değil. Çünkü bir panik hali ya da bir şey, zoraki bir eve kapatılma durumu olduğundan aksine insanları çok böyle odaklanma ve rahat düşünebilme süreçleri biraz baltaladı yani. Dinlenebildiklerini bile sanmıyorum ben yani o şeyde, o diken üstü halinde. Ben ama hep dört duvar arasında kapalı çalıştığım için benim çalışma sistemimde çok bir değişiklik olmadı. Yani normal çalıştığım sistemle sürdürebildim. Çünkü normalde de dört duvar arasında mahkumum. Hep yazı başındayım. Hep kitaplar arasındayım. Dolayısıyla çok sosyalleşemeyen biri olduğum için mecburiyetlerden dolayı. Benim için çok değişen bir şey olmadı açıkçası ama yazar arkadaşlarımın paylaşımlarında falan gördüğüm kadarıyla çok şey olmadı yani. Onlar açısından süre çok şey geçmedi yani. Renkli geçmedi öyle. Hani evet. Kafadan aşağı yatarız, şöyle yaparız falan diye hiç gitmedi yani. Gördüğüm kadarıyla. Abi senle en son konuştuğumuzda ben bir televizyon kanalında akşam haber programı yapıyordum. Dede Korkut'un 13. hikayesi ortaya çıkmıştı. O hakkında konuşmuştuk. Uzun da zaman oldu. Yeniden seninle sohbet etmekte çok keyifli. Şöyle başlamak istiyorum. Şimdi bizde genelde kitap okunmaz ama kitap yazılır. Herkes bir şeyler yazmayı niyetlidir. Bir kalem oynatır. Ama görebildiğim kadarıyla da çok böyle bir ekstra bir çaba sarf etseler de çoğu kişi genelde birbirinin kopyası olur. Türkiye'de yazarlık hakkında ne düşünüyorsun? Türkiye'de yazar olmak hem zor mu? Hem nasıl bir duygu, hem de bu nereye gidecek, neyi planlıyorsun ya da neyi öngörüyorsun? Ya şimdi şöyle bir şey var. Yani yazar oranının, hani yazar adayı oranının bu kadar yüksek olması insanda şeyi düşündürtüyor. Hani bu eserler nasıl görülecek ya da nasıl fark edilecek? Bir kere eserin görülesi, fark edilesi varsa fark ediliyor. Yani internet mecrasında yayınlanması da ya da basılı olarak çıkması da değiştirmiyor. Okur bir şekilde bunu fark edip yani yorumlu olmasa da satın alarak bu verdiği değeri gösteriyor yani. Bu iyi bir eser değil. Yani o ilgiyi gösteriyor bir şekilde. Dolayısıyla o çok yazarlığın ya da edebiyatın genel gidişatını etkilemiyor. Fakat yazarlığın ya da yazmanın biraz prestij yönü olması nedeniyle ister istemez yazarlıkla alakası olmuyor. Hepsi prestij amacıyla kitap çıkaranlar vesaire her dönem oluyor ister istemez. Çok bir hani ana akım yani şey, ana mecrasıyla edebiyatın akışını çok etkilemiyor yani. Çünkü sonuçta beğeniler ve göre şekilleniyor ve işte ben korku, yerel korku edebiyatı üzerinde. İşte bu unsurları seven biri ya da ikisi ya da hepsini seven okuyucu bunları bir şekilde alıp tüketiyor. Ya bir de şu da var. Eskiden bizim fantastik ya da korku alanında ya da bilim kurgu alanında yerli eserleri basmaya götürdüğümüz eserleri biraz mesafeli bakıyorlardı. Doğru. Çünkü şey, yabancı zaten yazmış, bizim yazarın niye kimse okusun diyorlardı. Kompleks bakış vardı. Fakat son 10-20 yıl içerisinde bu bakış büyük ölçüde aşıldı. Önce internette açıldı. İnternet sitelerinde belli yazılan eserlerle, hikayelerle, sonrasında bunların basılı ürünlere yansımalarıyla büyük oranda aşıldı. Aksine bugün okur büyük oranda kabulleniyor ve daha fazla tüketmek istiyor yerli hikaye. Fakat şöyle, yerli hikaye derken de özgün, yani kendi kültüründe kendi damağına hitap eden hikayeleri hani istiyor. Çünkü bir dublaj Türkçesi belamız da var bizim yani. Adamın yazdığını da çeviri olması, konusunu kurgusunu da çeviri olması. Yani bu sunduğu şey insana çok orijinal hissi vermeyince işte böyle. Ya bunu zaten orijinalle okurum, bunu niye bundan okuyorum hissi doğabiliyor. Böyle bir eyleme süreci de söz konusu yani. Özgün bir şey zaten ayakta kalıyor, okurunu bulabiliyor, fark ediliyor yani. Burada bir özgün olmayan da otomatikman eleniyor yani bir süre.
Tabii. Burada şunu söylemek istiyorum. Hani milletin ayıla bayıla dinlediği yabancı dildeki şarkıların, işte özellikle İngilizce şarkıların Türkçe çevirisini yaptığınızda o Türkçe çeviride de ya bunu mu anlatıyormuş kardeşim oluyor. Dolayısıyla o özgünlük bizim coğrafyamıza, bizim topraklarımıza, bizim kültürel kodlarımıza işlenen bir şeyi yapmadığınızda işte biz biraz amiyane bir tabirle çakmaya dönüyor. Çakma olunca da işte sonuç ortada. Yani o da işte edebiyatta da onu farklı dozlarıyla şeyle hani yansımalarıyla uğraşıyoruz. Ama işte biraz da şu var. İnsanın yani burada okura da ya da tüketene de bir rol düşüyor. O da kendini yani kendi kültürünü tanıması ve ne olduğunu yani kendi kültürüne nasıl anlatılır, nasıl ifade edilir biraz farkında olması. Yani sırf popüler diye bir işi tüketiyorsa, çok tüketiliyorsa İçeriğine nasıl geldiğine, nasıl işlendiğine bakmıyorsa yani geçmiş olsun. Dolayısıyla burada üreten kadar tüketene de bir rol düşüyor yani. Hani Kesinlikle. okur ve tüketen buna sahip çıktığı oranda bu işlerin devamı geliyor sonuçta. Yani ardı geliyor, yayın evleri vesaire destek oluyor buna. Yayıncılar, yapımcılar destek oluyor. Dolayısıyla bizim edebiyatta şeyi hani aşıldı artık bu hani şey yok. Ya hep böyle çeviri edebiyatı tarzında gene var ama tek tük var hani. Büyük oranda oturmaya başlamış bir türden bahsediyoruz. Ya yani Türk korkusu alanında konuşursak özellikle. Yani kendi alanım için söyleyeyim yani. Bir oturma durumu söz konusu. Çok farklı yazarlar tanıdığım oluyor benim korku edebiyatı yerli korku da. Yani mesela raflarda rastlıyorum ismini. Aa diyorum Kurt Adam temalı roman yazmış Türk yazar. Bakıyorum tanıdığım da bir isim değil. Diyorum ha demek ki kendi devrimi içinde böyle çıkarıp yazmış yani. Böyle bir konu çıkarıp yazmış. Çok Evet. güzel diyorum. Yani böyle kendi mecrasını bulmaya başlamış yani hakikaten. Yani onu görüyoruz yani. Peki abi bir şey soracağım. Hep kafam böyle fantastik miydi çocukluğundan beri? Yani daha işte korku, daha fantastik öğeleri işte yazmandan kaynaklı mı söylüyorum? Yani bu çocukluğundan beri böyle miydi yoksa bir anda böyle bir yerde bir şalter kapandı, öbür tarafta şalter açıldı da bunu mu yazmaya başladın? Çocukluğumda kapandı o şartlar direkt böyle. Yani o insanların yaşantısından, yaşamından uzak. Hani bu fantastik gerçeküstü hikayeler, korku hikayeleri anlatılan çocukluğumda ilgimi çekmeye başladı ki beni bu yönde sevk eden de birden fazla uyaran vardı. İşte televizyondaki o 90'lı yıllarda yayınlanan paranormal içerikli programlar olsun. Evet. Efendime söyleyeyim gene o korku kuşakları vardı. Cuma cumartesi geceleri korku filmleri yayınlardı kanallarda böyle. Alfred Hitchcock'larda kuşlar herkesin aklında böyle ve zihninde rüyalarında benim yaş grubumun böyle bir yer etmiştir maalesef. Bir kısmını ben de izledim. TRT mesela şey 1931 yapımı Frankenstein, 32 yapımı Frankenstein falan vermişti mesela. Evet. Onları Alacakaranlık falan kuşağı. çok gördük. Evet. Alacakaranlık kuşağı. Onu ben renklisine yetiştim. Kanal D tekrarını veriyordu. 2002-2001 gibi. Renkli versiyonuna yetiştim onu 80'lerde çekilende. Evet Onun abi. dışında hep bunları izliyordum. Bir yandan da aile içinde de işte bu aile büyüklerimin anlattığı böyle eski hikayeler, böyle ürpertici tasvirler falan, o masalları böyle kendi şeylerini anlatmaları bana çok cazip geliyordu. Birbiriyle alakasız, bağlantısız geliyordu ama bunlar bana hitap ediyorlardı. Sonra ilerleyen yıllar içerisinde ben bunları birbirine besleyebileceğini görerek ve bu sürekli bu tür eserler okuyarak, tüketerek belli bir hayal gücümle hep o yönde çalıştığında ister istemez yani çok farklı türlerde yazmayı da denedim ama elim kalemim hep şeye kaydı yani hep korkuya, fantastiğe kaydı ister istemez. Ve hakikaten de şey çocukluğumdan beri kafa hep öyle işliyor. Biri bir şey, bir cümle kuruyor, bir şey söylüyor. Tık o kafamda bir sahne canlanmaya başlıyor böyle. O aslında böyle böyle değildi de şöyle şöyle olmuştu gibisinden böyle bir şey zihnimde canlanmaya başlıyor. Bir hikaye konusunda öyle çıkıyor mesela. Bazen okurlar soruyorlar. Ben şimdi YouTube kanalında bazen hikaye aktarımları yapıyorum. İşte bu anlattıklarınız gerçek mi diye. Diyorum ki ben havaliyle bu hikayeyi anlatsam bu kadar ürkütücü gelmez. İşleyip kurgudan geçirdiğim için bu kadar size ürkütücü geliyor. O detayları işleyerek yani kafada sahne sahne canlanıyor. Olay gelişimi, sonuçlanması vesaire canlanıyor. O şekilde oluyor. Çocuğundan bağlanan bir şey o. İlgi ve merak diyeyim yani. Peki yazım tekniğiyle ilgili bir şey sormak istiyorum abi. Sona doğru okuyucuyu ters köşe yapmak mı? Yoksa olay örgüsünü baştan açıklayıp onun altını doldurmak.
öyküsüne göre değişiyor. Yani bazı hikayelerde çok sürpriz son gerektirebiliyor. Yani öyle yazarken diyorum ki bunun sonu böyle olsun diyorum. Bazen de sonu baştan belli oluyor. Fakat okuyucuya nasıl olduğunu anlatıyorsun yani. Nasıl oldu? Hani böyle bir şey oldu ama nasıl oldu diye. Okuyucu onu merak ettiği için okuyor. Okumaya başlıyor. Yani o şekilde oluyor. Peki işte çocukluğundan beri birçok uyaran vardı ve aile büyüklerinin böyle hikayeler anlatmasını seviyorum dedin. Demek ki böyle hikayeyi anlatılabilen ya da bu anlatma yetisine sahip olan bir ailede ya da çevrede büyüdün. Peki senden başka bu işlere kafa yoran oldu mu? O ya da çıkacak mı? Aile içinde benden başka bu işlerle pek uğraşan yok. Yani evet, anneanne falan böyle dedem rahmetlik çok anlatırlardı böyle şeyler ama bu işin sanatına bu kadar şey değiller de benim kadar hani uğraşan yok. Ya aile içinde böyle tek şey numunelik ben çıktım bu konularla alakalı. Peki abi ilk yazdığın hikaye ya da ilk yazdığın metin bölümü bugün geri dönüp okuduğunda ne hissediyorsun? Yani ne gibi farklılıklar fark ediyorsun kendinde? Anlatımda biraz daha şey, sürekli de bir okuma ve yazma çalışması sürdüğünden ve okuma dedim de yani kitap falan da değil, o sadece kendi ya yani amatör yeni yazar yazarları da korku hikayeler okuyorsun. Birbirimize hikayeler gönderip yorumlaştığımız yazarlar oluyor böyle, yazar adayları oluyor. Hı-hı. Dolayısıyla sürekli öyle bir süreç olduğundan kendini geliştiriyorsun ister istemez. Dolayısıyla bunu niye böyle anlatmışım, bunu niye çok zayıf anlatmışım gibisinden bir şey, bir duygu peyda alıyor. Ya da işte bunu yazmazdım, böyle yazmazdım dediğim çok oluyor eski hikayelerle alakalı. Ya çünkü işte 200 üzerinde hikaye var benim sonuçta toplam. Evet. Yani tefrikaları da tek başlık altında tutarsam. Dolayısıyla yani benim 100. hikayeye bakış açım çok farklı. 200. Yani eski hikayeler, onlar eski hikayelere bakışım çok çok farklı yani. Peki sinemaya geçeceğim ama ondan önce bir şey sormak istiyorum. Peki Türk hikayeciliği hakkında biz de genelde yani tarihten, kadim Türk tarihinden baktığımızda genelde bu işler çok fazla sözlü değildi. Bu biraz hikaye anlatımı, biraz yazılı değildi. Biraz sözlü olarak ilerler. İşte herkes kendinden bir şey katar, işte bir şeyleri azaltır falan. Peki Türk hikayeciliği, hikaye geleneği, korku olarak bahsetmiyorum, genel bahsediyorum. Nasıl görüyorsun, nasıl bakıyorsun? Yani Türk korku hikayeciliği aslında çıkış bunda değil, genel hikaye. Anladım. Genel hikaye. Yani şöyle söyleyeyim. Biz eskiden kahvehanelerde meddahlardan hikayeler dinlerdik toplum olarak. Ya da köy odalarında yahut misafir gittiğimiz evin selamlıklarında efendim söyleyeyim ya da harem kısmında yahut işte mabeyinde varsa evleri diğer yani belli insanlar toplanıp bir araya geldi. Farklı kuşaklar bir araya gelip birbiriyle sohbet ettiği, sözlü yani iletişime geçtiği ortamlarda ister istemez bu tür hikayeler anlatılır ya aktarılırdı. Yani çocuk doğrudan duymasa bile şey yapmasa bile köşede birileri konuşurken o kişi öbür köşede oturan ona kulak misafiri olurdu ister istemez. O da duyup başkasına aktardığı zaman bir akranına ya da başka bir işte arkadaşına birebir katarak anlatma duruyor. Dolayısıyla hikayelerin böyle bir özelliği var yani. Hikaye hiçbir zaman orijinal haliyle kalmıyor. Duyan ona bir şeyler katarak anlatıyor. Her duyan bir şeyler aynı cin düğünü işte İç Anadolu'da böyle ıssız bir yerden geçerken davulda sesini falan duyulduğu görüldüğü ve yakında gidince kaybolan şenlikler olarak anlatılırken Karadeniz'e doğru çıkıldığında işte köprü altlarında böyle horon tepenken görülen ciller şeklinde anlatılıyor. İşte tulum çalıyorlar. Kemençe sesi duyuluyor falan ama yakına gidildiğinde kayboluyor. Yani böyle yerel motifler etkileniyor. Kişinin bireysel kendi yaşamından takıntılar, korkuları ekleniyor. Dolayısıyla hikaye kendini çoğaltan bir şey. Hikayeciliği de ben bundan bağımsız görmüyorum yani. Ben bu hikayeyi böyle anlatırım ya da şunu böyle anlatırım, bunu bu şekilde anlatırım diyerek aslında bir hikaye anlatmaya, bir hikaye oluşturmaya başlıyor insan ister istemez. Ve yazılı olanı da tıpkı sözlü olanı gibi yani kendini çoğaltarak üretilmeye, anlatılmaya devam ediyor. Mevzu bundan ibaret bence. Peki abi ben hani az çok kalem oynatan ve sinema sektörüyle de çok yakından ilgilenen biri olarak şunu da çok sormak istiyorum. Korku hikayeleri evet birçok korku yazarı var, hikaye bazında, senin gibi bunu kitaba çeviren de var ama
bizim bir korku filmlerimiz niye olmuyor? Yani sürekli aynı cin ve aynı işte dabbe geleneği diyorum ben buna, dabbenin çok fazla izlenmesiyle. Aynı gelenekten işte aynı evin içinde işte cin çıkıyor da oradan Kur'an-ı Kerim'den başka bir ayette başka bir şey yapıyor. Neden bunu biz sinemaya doğru düzgün ya da daha farklı yansıtamıyoruz? Şimdi şöyle bir durum var. Biz bunu geçen Retrovil diye bir kanalda Fatih Hürür diye bir sinema yazarı bir arkadaşımla oturup konuştuk iki ayrı bölüm hakkında. İşte Türkiye'de korku sinemasının şimdiki durumuyla alakalı iki ayrı video çekildi. Ama burada da tekrar bir özetlemek, üstünden geçmek isterim ben. Şunu özetlemek istiyorum. Hem yani bunu şimdi eleştiri anlamında algılanmasın sadece yani. Ben bu işin hem üretir hem de bir tüketir olarak, aynı zamanda da halktan bir kimse olarak hani sonuçta cin hikayelerinin içinde büyümüş bir insan olarak söylüyorum. Bize yansıtan ya da gösterenler Hollywood cini biraz. Yani daha görsel ve temas edilebilir cin. Hollywood cini çok güzel. Çok güzel bir ifade oldu. Hollywood cini gerçekten. Bizim şeyde Galip Dursun, Anadolu Korku Öyküleri yazan Galip abi, Galip Dursun'da çok güzel bir sözü var. Cin slasher diyor. Teen slasher var ya 80'lerde. Bu da cin slasher. Yani istismar şeyine dönüyor. Şimdi Anadolu'da cin, yani Türkler bozkırt kültüründen gelen insanlar sonuçta. Ve kılıcını saplanıp okunu değebileceği herhangi bir şeyden kolay kolay korkmuyorlar. Göze görünmez zanlıklar bunları daha çok korkutur bizi. Kültürümüze, kodlarımıza bu işlenmiş. Şimdi bizim çok temas edebildiğimiz ciller ya da bize çok gerçekçi ya da gelmiyor hani böyle. Yani efekt olduğunu anlıyorsun. Halbuki daha psikolojik korkuya hitap eden, daha vesvese verdiğini anladığımız cin anlatıları ya da anlatım tarzı işlendiği filmler daha başarılı oluyor bence. İşte Musallat filmi öyleydi mesela. Ben onu sevdiğim örneklerdendir. Ondan sonra Cürbü Aşk diye bir film vardı. Orada da cin aşkı temasını çok ters bir yerden işliyordu. Orada hikayenin işlenmesi çok hoşuma gitmişti. Yani böyle farklı hikaye denemeleri yapılıyor ama garanti olsun diye bir kalıptan çok uzaklaşamıyor insanlar ister istemez. Ya bunu böyle çekelim, işte garanti olsun. Ya tutar mı tutmaz mı şeyden, hani para yatırılan bir şey olduğu için sinema ve artık hani biraz da ekonomik koşulları getirdiği bir şeyle çok böyle para harcamaya kıyamıyor insanlar ister istemez. Dolayısıyla da ortaya çıkan şey bir diğerinin kopması gibi çıkıyor. Yani 5 tane filmi arda arda izleyelim yani aklımıza pek bir şey kalmaz yani. Öyle söyleyeyim. Evet, ben bütün senaristleri anlamıyorum ve bütün yönetmenleri ayrı mı diye bakmaya başlıyorum. Çünkü şöyle diyorum ben, bütün senaristler ya da bütün yönetmenler ya da neyse hepsi birbirinin aynı gibi geliyor. Aynı çekim alanları, aynı renk, işte aynı görüntü yönetmeninin aynı görüntü hileleri falan. Yani artık yeter. Biz cinsiz, perisiz bir korku filmi çekebilecek miyiz ya da seyredebilecek miyiz? Ya da sen yazmayı düşünür müsün böyle bir senaryo? Yani ben ya cin perili senaryo da yazmak isterim ama yani olarak yazmak isterim. Hani bu işte hani bizim motiflere sahip olarak, tabii, yerel motiflere sahip olarak anlatan bir şey olarak. Ve yazılabilir de yani sadece bunu metafizik korku alanında düşünmemek lazım işte. Tamam, Alkarsa Hortlak, ben bir sürü cin dışındaki motifleri falan da bulup çıkarıp yazıyorum, işliyorum ama bu seri katil filmleri yahut gerilim damarından izleyen hikayeler de anlatılabilir okuyucuya, izleyiciye. Dolayısıyla yani bunlar da yazılıp çiziliyor. Sinemaya da bu illaki yansır ve aktarılabilir. Ha belki deniyor. Her biraz önyargıyla bakıyor. Şimdi Mustafa hakkında her şey, işte Beyza'nın Kadınları çekilmişti yıllar önce. Bir de en son yakınlamada Özcan Deniz gerilime yakın bir film çekti. İsmini şimdi sana Beyza'nın Kadınları'nı örnek verecektim. Ki bence Türkiye'de yapılmış en kaliteli korkulardan bir tanesiydi. Konusu da olan bir korkuydu. O okur biraz, hani izleyen biraz belki gerilim türünde biraz çok şeyle hani cilli bir şey izleyelim de korkalım belki iştiyakıyla gittiği için belki bakmıyor ama ben işlenme tarzıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani gene iyi bir hikaye, aktarılacak iyi bir hikaye, gerilim hikayesi gene ben yani yerel motifleri taşıdıktan sonra yani insana hitap edebildikten sonra, insanda o yerlik hissini uyandırabildikten sonra ben bu tür hikayeleri de anlatabileceğimi düşünüyorum yani. Bir izleyici olarak bekliyorum açıkçası yani. İşlenebilir. Neden işlenmesin? Tabii ki. Peki Ufuk'ta yeni proje, yeni kitap ne zaman var mıdır, yok mudur? Üzerinde çalıştığın şey şu anda nedir? Anlatabileceğin kadarıyla tabii. Şimdi bir üçüncü romanım üzerinde çalışıyorum. Yeni bir roman çalışması. O da bir korku olacak. Korku türünde. Tarihi korku gene. 1800'lerin başındaki İstanbul'da geçen bir hikaye anlatacağım orada. Şimdi üçüncü senin döneminde.
kadın hikayesi olacak. Orada biraz daha cin peri temasını işleyeceğim mesela. İstanbul'la ilgili eskiden söylenmiş cin söylenceleri, rivayetleri var. Bununla alakalı işleyeceğim bir roman olacak. Onun dışında bir de şimdi bir senaryo denemesi de üzerinde de çalışıyorum ama deneme mahiyetinde hani. Yani kesin bir şey olacağı, bir şey, kesin bir şey diyemem. Söz konusu değil şu an. Deneme üzerinde çalışıyorum. Gelirse yani. Lütfen söyle. Ben de bir, yani şu anda senaryom çekilmek üzere bir senaryo. Eyvallah hocam. Var. Yani bütün takvimler falan belirlenmişti bu koronadan önce ama artık ne olacağını bilmiyoruz. Eğer elimden bir şey gelirse çok büyük zevkle de hakkı vermek isterim. Peki, son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi yazmak bir tutku. Her insanın da bir yazım tarzı var, bir anlatım dili var ama sen genelde korkuyu, çok yapılmayanı, Türkiye toprakları için söylüyorum, çok yapılmayanı yapıyorsun. İleride yazarlık kariyerinde yine sadece korku hikayeleri üzerine mi yoksa içine işte başka az önce işte romanında söylediğim gibi tarihi öğeleri belki biraz daha arttırıp korku öğesinin dozunu düşürmek gibi bir planın var mı? Yani bazı kurgularım arasında şey var, tarihi kurgu yazmak yani şey fantastik korku değil de düz tarihi kurgu şeklinde yazmayı planladığım çalışmalar var. Ama yani geneli fantastik korku ekseninde ilerleyecek yani çünkü taslaklarımın ve bütün çalışma stilimin tamamı hani bu tür üzerinde endeksi. Hani yazacağım en normal şeyler muhtemelen işte tarihi kurgular olacak. İşte kabadayılarla ilgili, eşkıyalarla ilgili. Ve kurgu derken de şu yani. Yaşamış bir karakter hikayesini almaktan çok kurgu bir Efe ya da kabadayı hikayesini anlatarak geçmişte yaşamış Efe ya da kabadayıların ya da eşkıyaların hikayelerini anlatmak. Kurgu dili her zaman için biraz daha şey, yalan daha tatlı gelir ya insana. Bunları kullanarak okuyucuya sunmaya çalışacağım ilerleyen süreçte. Deneme bahane. Kalem alıştırma. Tamam. Bu yaratılmış bildiğimiz fantastik kahramanlar içinde en favorin kim? Fantastik yaratılmış derken şey olarak mı yani? Çizgi romanlar için mi yaratılmış? Herkesin bildiği dünyaca. Benim en sevdiğim kurgulanmış karakter şeydir ya. Van Helsing tiplemesidir. Drakula'dan çıkan ve birçok filmde uyarlanan. Hatta en son işte Hugh Jackman oynadı ya bu 2004'teki. Evet. Ya şimdi Van Helsing normalde şeydir o bir bilgi adam arketipidir böyle. Okut böyle bilinmeyen, kimsenin ilgilenmediği konularla bir şekilde ilgilenmiş, ihtiyaç sahibi olmuş ya. Böyle kimsenin böyle işin içinden çıkamadığı mevzularda gelip o olayı çözüyor böyle. O benim hep ilgimi çeken bir şey tipleme olmuştur. Van Helsing benim herhalde etkilerdim kurgu kahramandır diyebilirim yani. Evet. Ya genelde şimdi şu son zamanlarda fantastik kahraman deyince genelde Marvel karakterleri akla geliyor. Evet. Ama Van Helsing çok enteresan bir şey oldu ki ben de çok severim. Hugh Jackman'ı da çok severim. Karakteri de tam oturmuştu bence. Yalçın çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Ekleyeceğin bir şey var mı? Yok hocam sağ ol. Birçok hususa değindik diye düşünüyorum ben izleyicilerinizden. Evet. Büyük Kontrol'e katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. Bundan sonra da yine böyle programlarda beraber olursak hatta yan yana olursak tabii, daha tabii. Da tabii hocam tabii. Görüşmek üzere ve kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.